Lyons'un ne hizmetler ürettiğini biz biliyoruz ama önemli olan değerli izleyicilerimizin Lyons ne yapar, ne eder, hangi hizmetleri üretir? Birinci elden sizden dinlemesi gerekiyor, izlemesi gerekiyor. İstersen şöyle yapalım. Size hayırlısı olsun diyelim. 1 Temmuz'da yeni göreviniz. 118 R Lyons Yönetim Çevresi Federasyonu Başkanı oldunuz. Size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Zaman çok hızlı geçiyor ama çok hızlı başladınız gördüğüm kadarıyla. Lyons ne anlama geliyor? Oradan başlayalım. 1917 yılında Amerika'da kurulan bir sivil toplum örgütü. Dünyanın en büyük sivil örgütü ve bilinirliği en fazla olan bir örgüt. Bu örgütümüzün Türkiye'de bu sene 60. yılını kutluyoruz. 60 yıldır ülkemizdeki insanlara hizmet ediyoruz. Zaten sloganımız hizmet. Evet. Bu hizmetlerimiz içindeki bütün hizmetlerimiz karşılıksız hizmet. Ağustos ayında ben 60 kulübümle birlikte 14.888 kişiye karşılıksız hizmet etmişim. Çok güzel. Bunlardan 348 tanesi diyabetle ilgili, 6.670 adet çalışma çevreyle ilgili, çocukluk kanseri için 100 kişiye ulaşmışız, açlıkta 235 kişiye ulaşmışız ve diğer aktiviteler dediğimiz eğitim, bir takım ihtiyaçların giderilmesi, tekerlekli sandalye gibi hizmetlerle de 7.535 kişiye ulaşmışız. Bu takriben 60 kulübümün yapmış olduğu hizmetlerin bir raporu. İlk 100 yılında Lyonlar tamamen göz çalışmışlar. Eğer Lyons kulüpleri olmasaymış bugün dünyada bugünkünden 3 misli daha fazla görme engelli olacaktı. Evet. Ama ilk 100 sene göz çalışan Lyonlar bu sayıyı epey azaltmışlar. Bizim Türkiye'de 3 tane göz hastanemiz var. Dünyada göz bankamız var. Bir takım paydaş hizmetler yaptığımız diğer STK'lar var. Size körlerin şövalyesi diyorlar zaten. Evet, Lyonlara evet. Helen Keller bu ismi takmış, körlerin şövalyesi. İlk 100 yılı bitirdikten sonra tamam gözü çalıştık. Gözüyle de mücadele ettik ve başarılı da olduk. Yeni bir göreve talip olduk. Bunlardan bir tanesi çağın hastalığı diyabet. Diğer bir görev çok hızlı yayılan çocukluk çağı kanseri. Çevre olmazsa olmaz ihtiyacımız var. Çünkü bu çevreyi biz torunlarımızdan emanet aldık. Açlık, evet Türk halkı komşusunun aç yatmasına izin vermez. Ama bu açlığın da giderilmesi ve tek elden sağlanması lazım. Gözü yine çalışıyoruz. Gözü de bırakmış değiliz. Bu konuda bir takım etkinlikler yapıyoruz. 8 Ekim haftasında Lyons, Dünya Lyons Günü'nde çok güzel etkinliklerimiz geliyor. Mesela bir projemizi yaptık Çeşme Metropolis Lyons Kulübü, evet. Lozan Lyons Kulübü ve Bayraklı Alaybey Lyons Kulübü evet. Bir proje yazdılar. Lyonlar 1930 yılından beri görme engellileri için köpek yetiştiriciliği yaparlar. Evet. Ve yetiştirdikleri köpekleri görme engelliyle de verirler ve görme engellinin hayat standartını yükseltirler. Böyle bir projeyi biz şu anda üst birliğimize yazdık. Buradan bir fon bekliyoruz. Büyükşehir Belediyesi de yeni yapmış olduğu Pako alanında bize 2000 metrekarelik bir alan veriyor. Ve biz burada hem Golden ve Labrador cinsi köpekleri... Rehber köpek eğitimi bulmuş. Evet. Onları gönüllü ailelerden alacağız. Onları eğiteceğiz ve görme engellilere vereceğiz. İlk etapta hedefimiz eğitmen yetiştireceğimiz tarihe kadar yılda 10 tane. Bundan sonraki yıllarda da bunu yıllık 50 tane görme engelliye bu köpekleri vermek olacak.